Hello! Mine ve Akrabalarının 8. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Mine ve Akrabaları bu bölümde bir tatil kazandı. Fakat bu tatil onların pek de tahmin etmediği bir tatil olabilir. Çünkü arkadaşlar şu anda çölün ortasındayız. Bakalım bu bölümde başlarına nasıl şeyler gelecek. Ama ondan önce videoya en az 200 bin beğeni yapmayı unutmayın. Çünkü gerçekten şu anda bile burası o kadar sıcak ki çekim şartlarımız inanılmaz zor. Buna rağmen sizler için güzel bir şey çıkartmaya çalışıyoruz. Ayrıca kanala hala abone değilseniz mutlaka abone olun. Ayrıca videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açmayı mutlaka unutmayın. O zaman şu anda çok heyecanlıyım ve sizi direkt olarak bölüme ışınlıyorum. 3, 2, 1, geç! Okyanusun ortasında Maldivler Otel'de mükemmel bir tatil yapmak ister misiniz? İsteriz! İsteriz tabii! Evet dediğinizi duyar gibiyim. İşte tam da bu yüzden mega çekilişimiz bugün sizlerle. Üstelik tek yapmanız gereken şey 1-2-3 bip 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 1-2-3 1-2-3'ü arayıp bize ulaşmak. Ay, biz de köyden başka yere gitmeyiz ki. Bir şansımı denesen mi? Maldivler için tam 2 günlük bir tatil kazanacaksınız. Bu ödevler ne böyle ya? Gerçekten o kadar çok ödev vermişler ki. Bu yaz tatil mi yapacağım, ödev mi yapacağım belli değil. Gerçekten hayattan bezdim. Allah! Kazandık! Ne oluyor ya? Anne ne oldu, bir şey mi oldu? Kazmine, Maldivler, Maldivler! Ne Maldivleri, ne diyorsun? Kız Maldivleri kazandık! O ne demek ya, hiçbir şey anlamıyorum. Kız televizyona çekiliş vardı, mesaj attım, aradılar beni. Maldivlere 2 gün tatil kazandık okyanusun ortasında. Yok artık, daha neler, şaka mı? Ne şakası kız, 3 kişilik tatil biletimiz var artık. Anne dolandırılmayalım, bak güvenli mi böyle şeyler? Ne oluyor, ne konuşuyorsunuz bakayım? Nimet! Sana bomba bir haberim var. Neymiş o haber? Maldivlere tatile gidiyoruz. Allah Allah, o nereden çıktı? Televizyondan çekiliş çıktı. Harbi mi ya? Vallahi. Allah Allah. Yani bana gerçekten hiç inandırıcı gelmiyor ama hayırlısı. Şişt, neyse susun susun. Yerin kulağı var vallahi, duyarlarsa nazara geliriz. Babacım babacım, biz duymuyoruz. Ne? Faruk, siz de mi buradaydınız? Ay sen sabahtan beri çığlık atıyordun. Biz de merak ettik, bahçe kapısı açık olunca bir bakalım dedik. Ama sizin tatilden gözünüz dönmüş, hiçbir şeyi görmüyorsunuz. E tabii, bir de biz de geliyoruz. Şaka, değil mi şaka? Ya kız niye şaka olsun, beleşten tatil yapacağız işte hep birlikte, ne güzel. Hem bir sürprizimiz daha var. Sürpriz! Hayır, hayır, hayır. Ya bu ailede neden kimse çekilişin gerçekliğini sorgulamıyor? Ayrıca nasıl gideceğim? Ana bak, biz onu hiç düşünemedik, görüyor musun? Çekiliş uçak biletleri dahil değil. E biletler de pahalıdır, şimdi nasıl gideceğiz? Arabayla gideriz ya. Şaka yapıyorsunuz değil mi yani? Lütfen artık biri şaka olduğunu açıklayabilir mi? buralarda bir yerde herhalde. Dur dur. Konum burada bir yer gösteriyor. 100 metre falan var. Durduk bakalım. Dalga mı geçiyorsunuz? Lütfen dalga geçiyorum deyin. Ay niye dalga geçelim kız? Hadi yürüyün. Efekan hadi. Hadi artık geldik o kadar, inin. Ay bu nasıl Maldivler kız? Ay bu kadar kurak mıydı buralar? Tövbe estağfurullah. Kız vallahi ne bileyim. Sanki çölün ortasındayız, anlamadım. Anlayacağız şimdi, göreceğiz. Şu okyanus neredeyse ilk iş oraya atlayacağım vallahi. Haydi haydi gelin bakayım. Şurası herhalde. Ya size söylemiştim burası Maldivler falan değil. Maldiv, Maldiv, Maldiv. Ay. Ay burada Allah belamızı vermez inşallah. Hoş geldiniz. Biletinizi göreyim. Buyurun bakın. Buyurun bakın da. Burası bildiğiniz çöl, onu ne yapacağız? Gelenler bazen şaşırabiliyor. Maldivler bizim otelin adı. Ne? Ana! E iyi de okyanusun ortasında diyordu, onu ne yapacağız? Bu çölün adı okyanus çölü, otelin adı da Maldivler Otel. Teknik olarak yanlış bir şey yok. Yalnız şu anda şaka mı? Dolandırıldık, farkında mısınız? Tövbe estağfurullah. Ne yapacağız şimdi biz? Efendim buyurun kalın. Güzel tatilimizin keyfini çıkarın. Burası çok sıcak. Yanıyorum. Ay biz de şimdi günlerce yol çektik. Mecbur kalacağız. Bu arada odalarımız 4 kişilik. İyi de biz toplamda 6 kişiyiz. Ayrıca Efekan ve ben reşit değiliz, yani bizi yarımdan sayabilirsiniz. Maalesef. Madem öyle ekstra oda tutalım. Eğer ekstra kalmak isterseniz kişi başı 1500 dolar vermeniz gerekir. 1500 dolar mı? Siz kafayı mı yediniz? Biz buralara beleş diye geldik, yok öyle bir para bizde. E madem öyle, benim Efekan'la Mine araba da kalsın. Ay abartma canım sen de. Yok daha neler. Sürekli bu ailede ikinci plana atılmaktan bıktım. Sen atıldıysan ben de atıldım Mine abla. Ama senin gibi mızmız bir bebek gibi ağlamıyorum. Hem arabada macera yaşayacağız. Macera, macera, macera.
Bir şey söyleyeceğim. Aslında gerçekten bayağı iyi bir yer değil mi? Sadece biraz fazla sıcak. Şuraya bakın. Çölün ortasında havuz falan yapmışlar. Tatil, tatil, tatil. Efekan ne yapıyorsun? İner misin aşağı ya? Her yerde bizi rezil ediyorsun. Ya ne ya? Sen de gel. Ne yapıyorsunuz siz burada? İnin şuradan inin. Hadi. Anne şey, Efekan yatakları da indirmeye çalışıyordum değil mi Efekan? Hadi. İlla bağırmak gerekiyor değil mi? Çok sıcak. Gruba fotoğraf atayım. Ya dondurma istiyorum. Tek istediğim şey burada dondurma. Buraya geldiğimiz ilk anda dondurmamı saklamıştım. Onu bana ver Mine abla. Hayır ya benim bu. Ya ama ben istedim, ver ona. Hayır Efekan benim bu. Aa, ver bana. Ne yapıyorsun, verir misin? Ver benim dedim. Efekan benim. Ne yapıyorsun? Benim. Nereye gidiyorsun? Efekan gel buraya. Ya o benim dondurmam. Sıcaktan piştim. Gel şunu bana, benim dondurmam. Ben buldum, ben buldum, ben yiyeceğim. Ya bu erimiş ya. İşte başkalarının malına göz koyarsan böyle olur. Senin yüzünden. Dede! Aa. Mine abla, ben deveye bineceğim. Tabii efendim. Gerçekten bu musluktan su da akmıyor. Dedikleri kadar kurak bir yermiş. Ne yapacağız biz böyle ya? Bir şey var mı oralarda? Kız burada nodle falan var. Ha bak, hot spicy, domatesli. Ana! Bu açılmış. 3 tane nodle vermişler, birini de açmışlar. Olacak iş mi bu? Neyle pişireceğiz biz bunu? Bak bak, kahve makinesi var. Kahve yok. Kettle'ın içinde su yok. Ay, sözde 7 yıldızlı oteldeyiz. Bize refah ettikleri şey noodle mı? Paketi 3 lira bir kere onun. Daha bugün neler göreceğiz acaba? Ana! Bomboş. İçinde de bir tane su var. Görüyor musun? Bizi Maldivler diye getirdiniz bu otele. Hiçbir şey yok. Biz bunlarla nasıl doyacağız? Durun durun, ben şimdi halledeceğim. Hiç merak etmeyin. Alo. Alo, bana. Bize şey, bir tanesi bırakmışsınız, 3 tane de noodle bırakmışsınız. Biz bunlarla nasıl doyacağız, pardon? Aa, İngilizce konuşuyor bu. Alo, beyefendi, sabah Türkçe konuşuyordunuz. Ne diyor bu ya? Allah'ın cahilleri, hiçbirimiz bilmiyoruz. Mine de gitti. Eat, eat. Water, ha, water, eat. Drink, drink, bir şeyler diyor, drink ne? Ya kız Aysel ya, drink diyor işte, drink. Onu da mı bilmiyorsun? Yemek demek. Amma da cahilsiniz ha. Yes drink, yes yes drink. No, 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 ne? Ya ne diyorsun beyefendi? Allah Allah. Noodle, noodle, yes, yes, noodle. Ha. Getir, getir. Kapattı. Ya hastaları. Ben şimdi oraya gitmez miyim ama? Otur oturduğun yerde, milletin ülkesinde rezil etme bizi. Madem su yok, biz de artık havuzdan kullanacağız. Geliyorum. Mine abla! Efekan! Efekan, asıl buraya bak. Görüşürüz. Bu nodlelerden ne anlıyorlar böyle Allah aşkına? Bunları da yaptık böyle ama pek de bir şeye benzemedi gibi. Aman yiyin, boş verin, doymak önemli oğlum. Kız Aysel yani, sen de hiç sos mos da koymamışsın. Sade noodle mı olur? Hiçbir şeyden de haberin yok. Bunlar yeni icatlar. Ya bu nedir ya? Gevur gevur işler. Şimdi bizimkiler ne altı yiyordur? Dışarılara çıktılar ama. Çok sıcak! Bu su bile çok sıcak! Mine abla gelsene! Çok susadım. Havuz suyu mu içsem? Efekan dur. Havuz suyu içilmez, hasta olursun. Be, çok kötü! Sanırım bizimkiler su içiyor. Sen git, ben geleceğim. Ay bu nasıl Maldivler tatili ya? Böyle Maldivler tatili mi olur? Sıcaktan bir gebermediğimiz kaldı. Kız Muzaffer yani, kusura bakma da. Madem öyle gelmeseydiniz, bu biletler biz üçümüze çıktı. Hemen de damladınız. Aa, öyle mi olduk şimdi? Madem öyle gelme deseydiniz. Size de iyi ki bir gelelim dedik. Görüyor musun, bak öyle oldu şimdi. 5 kişiden iyidir. Bir de bücürünüz var maşallah, her şey tıkınıyor. Bize hiçbir şey kalmıyor. Mehmet, 3 kişi olsaydınız da bu su yetecek miydi sanıyorsunuz? Yeter ya, yeter. Sizi bir bıraktık, hemen kavga etmeye mi başladınız? Zaten çok yorulduk, birazcık da eğlendik. Her neyse, benim bir fikrim var. İtiraz istemiyorum.
Madem hepimize sadece bir tane su yetiyor, o zaman yapacağımız şey şu. Herkes yarım saat başı sadece bir kapak su içecek. Şimdi sıra sıra bunu yapabiliriz. Vallahi bize laf ediyorsunuz ama sizin bu kızınız da çok inanarak boş konuştu. Doğru ya doğru, haklısın. Düştüğümüz hallere bak. Kapak da içecek. Hayır Efekan, sadece bir kapak, kuralı çiğnemek yok. Pislik. Tamam, şimdi ben bunu kaldırıyorum. Kimse dokunmayacak buna, tamam mı? Yo, tatilde miyiz? Survivor'dan belli değil. Of! Sen niye geldin buraya bakayım Efekan? Asıl sen niye geldin Mehmet amca? Yoksa su mu içeceksin? Ya saçmalama oğlum, ben niye içeyim? Lan! Lan su! Bitmiş! Sen mi içtin lan yoksa bücür? İçte bile bir kere. Ben buraya içmeye gelmiştim ama senin yüzünden içemedim. Haram zıkkım olsun! Lan bana bak, büyüğünle saygılı konuş ha. Fuat! Muzaffer! Gelin buraya, oğlunuz suyu bitirmiş. Ama ben bir şey yapmadım bir kere. Ana! Efekan ne yaptın sen? Oğlum çöldeyiz, her şeyi kısıtlı kullanmamız lazımdı. Ne yaptın sen? Efekan tamam dur ağlama. Hadi biz en iyisi seninle arabaya geçelim. Aman çocuklar, ne gerek var arabaya gitmenize? Saçmalamayın. Kim görecek? Burada yatarsınız işte. Aa. Merhaba. Merhabalar. Bu çocuklar burada kalıyorsa siz verecek $1,500. O nereden çıktı canım? Biz de onları şimdi arabaya gönderiyorduk zaten. Anne gerçekten böyle bir satış görmedim. Sana inanamıyorum. Ne var kız? Biz sizin için o kadar para mı ödeyeceğiz? Hadi geçin. Gel Efekan, hadi gidelim. Arabaya yallah. Yallah çocuklar hadi. Dikkat edin çocuklar kendinize. Oldu mu hadi. Siz artık arabada güzel güzel yatarsınız. Gel Efekan gel. Araba. Mine abla. Geceleri burası ne kadar karanlık. Yani evet birazcık öyle. O yüzden... Bir an önce arabaya gitsek iyi olur Efekan, hadi. Ve hala çok sıcak. Çok normal yani, çölün ortasındayız. Ne oldu Mine abla? Hiç. Bir şey duydum gibi oldu da hadi gel. Peki. Çabuk. Hadi gel. Gerçekten inanamıyorum ya. Maldivler tatil diye geldik. Çölün ortasında mahsur kaldık. Olsun Mine abla. En azından bu sefer köyden farklı bir yerdesin. Doğru. Köyüm buraya bin basar. Bak, burada ne buldum? Bu ne? İçecek. Üstelik yarısı duruyor. İyi de biz içecek getirmemiştik ki. Ay. Sonunda. Gerçekten o kadar sıcak ki. Yetmedi ama sabaha kadar idare edeceğiz. Aa, bir dakika. Burada da çikolata var. Efekan. Uyumuş. Artık ben de uyuyayım. Mine abla! Burada biri vardı, birini gördüm. Ne? Ne birisi? Ya birini gördüm, bizim kaldığımız yere doğru gidiyor. Efekan, otel görevlisi falandır. Zaten sabahın körü. Hadi gel, biz en iyisi bizimkilere bakalım, otele gidelim. Ne oluyor? Gitmiş! Altınlarım gitmiş! Ne oldu, emin misin? Nasıl oldu bu ya? Ne oluyor burada? Yazmine! Ananın altınlarını çalmışlar vallahi burada. Yok artık, daha neler. Biri bizi takip ediyor demiştim. Kesin o çaldı. Allah'ım tövbe estağfurullah. Nereden geldik biz buralara? Toplanın. Toplanın gidiyoruz, bu böyle olmaz. Dünden beri bir uğursuzluktur. Aldı başını gidiyor. Hadi gidiyorum. Oh be. Bu anı duymayı o kadar çok istiyordum ki. Gidebiliriz. Bizim de tatilimiz anca böyle olurdu zaten. Geçin şu arabaya. Geberdik vallahi. Bu nedir ya? Hadi hadi gelin ya. Merhaba. Bir dakika. Büyücü yenge en başından beri buradaydı, öyle mi?
Önce noodle'ın yenmesi ve suyun içilmesi, ardından Efeka'nın sabah arabadan inerken seni görmesi ve son olarak altınların çalınması. Tabii ya, en başından beri sendin. Tövbe estağfurullah. Allah kuru iftiradan sakınsın. Ben sadece bir akrabanız olarak sizinle tatil yapmak istedim. Maldivlere gittiğinizi duyunca ben de arabada sizinle geldim. Ama geldiğiniz tatilin bir çöl olduğunu bilmiyordum. Çok da meraklı değildim yani. O zaman şimdi bizsiz burada kalacaksın. Siz öyle sanın. Çok geç. Çünkü anahtarlar bende. Görüşürüz canım akrabalarım. Lan nereye? Ana gitme dur. Gidiyor. Gidiyor. Nereye gidiyor? Dur nereye gidiyorsun? Vallahi kaldık burada, evet, iyi mi? Evet arkadaşlar, sanırım Mine, ailesi ve akrabaları tam anlamıyla şimdi çölün ortasında mahsur kaldı. 200 bin beğeni atarsanız kurtulabilirler. Yani şimdi bu videoya 200 bin beğeni gelmezse biz çölde mi kalacağız? Aynen öyle. Hayır. Hayır.